Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bence Türkiye sunucusu için efsanevi içerik geldi karşıma. Harbiden efsane. Şimdi bu içerik ne? Zed99 ve PZ Zeng'e karşı oynuyor. Bu iki kişi kim? Z99 Kore sunucusunda 1000 puan, 1200 puan, hatta çoğu profesyonel oyuncunun bile saygı duyduğu bir Zed oyuncusu. Kore sunucusunda dünyanın en iyi Zed'i açık ara, zaten videosu da var YouTube'da. Karşısında da 3 tane 1200-1000 puan o civarlarda Yasuo'su olan, Kore sunucusunda yine oynayan Yasuo oyuncusu, yani dünyanın en iyi Yasuo ve Zed oyuncusunu karşı karşıya geldiği bir maç. Bu içeriği de ben Midbist'ten gördüm. Oradan dedim ki lan ben de yapayım bu içeriği. Hem Türkiye sunucusuna cuk diye oturan bir içerik diye düşünüyorum. Arkadaşlar katıl videosu gelecekti bugün. Ama maalesef ki gelemedi. Çünkü analizini yapacağımız arkadaş müsait olamadı. O yüzden yarına erteledik. Haberiniz olsun. Bu sefer benlik bir durum değil. Cidden değil. Ama yarın gelecek. Yarın da aynı zamanda yeni analizini yapacağımız katıl üyesinin de çekilişini yapacağız. Katıl üyelerine haberiniz olsun. İyi seyirler. Bakalım şimdi nasıl bir maç olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Zed açısından izliyor gibi olacak ama hani iki tarafı da değerlendireceğiz. Hani öyle tek bir tarafı değerlendirme gibi bir olay yok. Şu an tamamen maç, çok güzel bir maç olacağına inandığım için. Bu arada seviyenin ne kadar yüksek olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Nidalee Kanyon arkadaşlar. Kanyon kim? Damwon'un orman oyuncusu. Son dünya şampiyonasında biliyorsunuz ki finalde yenildiler. Yani o yüzden de dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle seviye çok yüksek Kore sunucusunda, haberiniz olsun. Bu arada bakın iki tarafta dikkatli oynuyor. Doran kalkanı başlamış Yasuo. Bu arada Yasuo'ya Doran kalkanı gerçekten koridorda acayip güçlü oluyor. Şimdi Yasuo'ya Doran kalkanı neden güçlü oluyor dedim. Yani Yasuo zaten koridorda durabildikten sonra çok büyük sıkıntılar yaratan bir şampiyon. Zed aslında bunun bir tık tersi. Ney? İşte Zed oyun uzadığı zaman biraz daha düşen şampiyon. Zed Yasuo'ya göre biraz daha dediğim gibi uzayan oyunda geri düşen bir şampiyon. Ama bu Zed'i düşer mi uzayan oyunda? Ondan tam emin değilim. Bu arada Yasuo orada bir WQ, hani iki tane Q'yu da tutturmaya çalıştı ama tutmadı. Bu arada Yasuo yenilmezle girmiş. Yenilmez burada biraz garip çünkü letal tempoyla giriliyor çoğu zaman. Yani girenleri görüyoruz. Bu arada letal tempoda çok ufak da olsa biraz zayıflatma aldı geçtiğimiz yamalarda. Evet, kulenin altında Zed de buradaki milyonları alacaktır. Evet, Yasuo'nun attığı totemi zaten görüyorsunuz. Bu arada kuşlar da hareketlenmiş gördüğünüz gibi. Yasuo oynarken olabildiğince koridoru ittirdiğiniz zaman dönüp buradaki kuşlara falan kesinlikle Q yeteneğinizi kullanmanız inanılmaz önemli. Çünkü Yasuo ne kadar çok hortum kullanırsa derken bu arada fark ettiyseniz Yasuo sürekli böyle minyondan sekip bir tane böyle tık tık Q atıp sonra geri çıkıyor. Sürekli bir o takası yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar aslında Zed'e karşı üstünlük kurmuş durumda. Evet, alt koridora gidiyorlar. Bu arada Yasuo koridoru ittirdiği için biraz daha erken gidecek. Buradaki 3-4 saniye çok fark edecek gibi duruyor. Yasuo alt koridora gitti. Akshan düştü. Oy, Talon'dan çok iyi bir sıçra geldi. Yalnız diğer tarafta Yasuo orayı bir skor bir asistle almış oluyor. Hem de Zed'i de kovalamaya devam ediyorlar. Bakalım Zed'i düşürebilecekler mi? Zed orada düşmüyor. İşte bakın koridor, yani orta koridoru ittirmek ne kadar önemli. Al işte canlı örneği. Yalnız burada Kanyon Yasuo'yu bekliyor. Oy, Yasuo'ya bir mızrak tuttu. Orada sıçrasını almayı başarıyor Yasuo'nun. Yalnız oraya gitmez Nidalee. Bakın adamlar ne kadar tecrübeli isimler. Yani mesela Nidalee şurada bunu oynamıyor. Çoğu oyuncu bunu oynar, kesmeye çalışır ama Yasuo'ya burada şekil yapılmaz. Rakan'ı bekliyor arka taraftan. Rakan geliyor ama Yasuo o zamana kadar koridoru çoktan ittirecek derken Rakan burada koridoru tuttu. Yalnız Nidalee de geliyor. Bir otomatik saldırı attı Rakan. Çok iyi bir duvar geldi orada Yasuo'dan. Yalnız yenilmez de çalıştı. Burayı belki yenebilir derken güzel bir sıçra geldi orada Nidalee'den. Orada skoru almış oluyor. Yasuo orada minyonları Rakan'ın tutmasına müsaade etmesi lazımdı diye düşünüyorum. Çünkü Nidalee de o taraftaydı. Kendi takım arkadaşları yoktu. O da biraz sıkıntı oldu. Yalnız burada ormancı farkı biraz fark ediyormuş gibi duruyor. Güzel bir mızrak geldi ama Talon oradan zıplaya zıplaya kaçacaktır. Orada da kurtu aldı. Dediğim gibi arkadaşlar genel olarak maçı değerlendiriyoruz. Öyle hani ne Yasuo ne Zed herhangi bir şekilde şeyimiz yok. Bu arada Yasuo en önemli eşyasını almış bulunuyor arkadaşlar. Yasuo saldırı hızı çizmesini almış. Burada da shutdown'ı alıyor Nidalee'yi öldürerek. Evet, Yasuo şu an 2-1-1'e geldi. Gerçekten güçlü bir duruma geldi. Bu arada ben Yasuo Zed eşleşmesinde şeyi de çok görmüştüm. Yasuo'ların bitkinlik aldığını, gerçekten inanılmaz kanser oluyor bitkinlik aldığı zaman da. Ama burada biraz hani şey muhabbeti de vardır bu adamların arasında. Açık ve net yani. %99 vardır. Hani işte birbirlerine ispatlama olayı. Yalnız orada oy güzel oynadı Yasuo. Zed de bayağı hasar çıkarttı. Son Q'yu da tutturduğu için güzel bir kazanç olmuş oldu. Bu arada 6. seviye olsa Yasuo belki orayı almıştı. İkisi de 6. seviye olduktan sonra ne olacak? Ben asıl onu merak ediyorum. Açık ve net söyleyeyim. Bu arada Zed'in tutuşturu var. Yasuo'nun tutuşturu yok. O da önemli bir olay. W arkaya atıp geriye Q attı Zed. Yalnız W'su yok. Buraya kule altı falan yiyebilir derken Nidalee onu koruyacaktır. Bakalım şimdi Yasuo kule altı deneyecek mi? Çünkü çok fazla minyon var. Bunları almasına izin vermeyecektir. Aynen de öyle oluyor. Şimdi bak, burada Nidalee ile beraber öldürecekler birkaç tanesini. Bu da ne demek? Hani biraz tecrübe puanı kaybetti. Ama burada kanyon ormanda fark yaratmış oluyor arkadaşlar. Kesin ve net. Niye diye soracak olursanız, şu an mesela o minyonları almasının en büyük sebebi Nidalee'nin oraya yardıma gelmesi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu koridoru şu an Yasuo kazanıyor yani. Kazanıyor derken koridoru falan ittiriyor ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Direkt söyleyeyim. Bu koridoru büyük ihtimal Yasuo yeniyor. Çünkü bu adamlar o kadar çok eşleşme oynamıştır ki bu karakterlerle. İkisi de bu eşleşmeyi çok iyi biliyordur. Hani tabii ki bazen atıyorum bir tanesi iniyordur işte falan filan, ama genel olarak büyük ihtimal Yasuo'nun kazandığı bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Yok mu bir Lars vs Zed2 Smurf'ümüz peki? Yalnız orada Zed direkt olarak içeriye atladı. Orada minyonlara kayarak oradan kurtulmuş oluyor. Yalnız geri dönecek mi? Yok. Şimdi işte Yasuo bundan kurtulduğu an şimdi çok güçlendi. Niye? Zed'in tutuşturu yok. Tutuşturu yokken ultiyle öldürmesi çok zor ki zaten ultisi de bekleme süresinde, ultisi de birazdan gelecek. Şimdi bu da Yasuo'yu bayağı bir güçlendirmiş olacak. Yasuo bakın canını çok doldurmadan da geliyor koridora. Ama burada yine de minyon kaybetmiş olacak. Zed burada bir minyon dalgası kaybettirdi. Yani yarım minyon dalgası falan kaybettirdi. O da bir kazanç aslında, ufak da olsa. Aha, onu aldı lan, güzel. 2 tane minyon kaybetti. Kötü değil. Bakalım bir sonraki minyon dalgasına. Bu da normal minyon dalgası. Bu arada canını full doldurmaması da buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Hani canını orada full doldursa orada minyon kaybedebilirdi daha fazla. Yalnız orada Talon'la Nidalee kapışıyor. Yasuo'dan bir hortum geldi. Malphite ultiyi atıyor. Bakın tam düşerken ulti geldi Yasuo'dan, fark ettiyseniz. Malphite ultisinden tam düşerlerken o CC'yi sonuna kadar kullanmak istedi Yasuo. Ve burada Malphite Yasuo'yu güzel bir şekilde yapmış oldular. Güzel bir skor gelmiş oldu. Yani şu ana kadar dediğim gibi 0-0-0 bir Zed var zaten. Yasuo 2-1-3 oynuyor. Bakalım oyunun ilerleyen dakikalarında neler olacak. Oy, Zed'den güzel bir dodge geldi hortumu. Rakan orta koridora yardıma geldi. Yalnız alt koridor da çok eziliyor mavi takımın. Yani Kai'Sa 0-3-1 oynuyor. Ay 0-3-2 oynuyor. 4-0-1 bir Jhin var. Gerçekten bir de Jhin Yuumi'ye ezilmişler yani. O biraz sıkıntı. Tabii ki Talon'dan baskın yemişlerdir. Talon'un 7 asisti var ama yine de yani baskın yenmemesi gereken bir koridor olduğunu düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Minyon'da iki tarafında şu an birbirine karşı bir üstünlüğü yok. Ama Zed Yasuo eşleşmesi olduğu için dakika 9 olmasına rağmen çok fazla minyon kestiğini göremiyoruz iki tarafında. Yani tabii ki yine iyi bu kadar çok dövüşe, sürekli birbirlerine böyle takas atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan filan. Yine de iyi tabii ki, ama yani genel olarak bu seviyedeki oyunculara göre bir tık daha az, onu da söylemiş olalım. Bu arada bu iki arkadaşı da başka şampiyonlara karşı oynarken tekrar analiz edeceğim, haberiniz olsun. Şu ana kadar çok dengeli bir oyun. Yalnız burada bir 1v1 Zed'den direkt ulti geldi. Bakın Yasuo direkt olarak Zed çok iyi dojdu. 3 tane Q'yu attı. Zed yalnız burada skoru alabilecek mi derken oradan çok iyi kaçıyor. Of, fena birebir. Yemin ederim çok iyi birebir. Yasuo ortamı tuttursa belki yenecek ama Zed burayı gerçekten çok iyi oynadı. Harbi diyorum. Gerçekten hakkını vermek istiyorum. Bu arada ulti dolduktan sonra fark ettiniz mi bilmiyorum. Zed daha da hani daha güçlendi. Bunu hani anlamak çok zor olmasa gerek. Şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Bu yüzden bitkinlik alıyor olabilirler Yasuo'ya. Çünkü Zed ulti attıktan sonra Yasuo çok defansif oynamak zorunda kalıyor. Hele ki minyonsuz bir yerde Yasuo'ya ulti atarsa Yasuo çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ben. Bu arada minyon dalgası 2 tane de plaka almış oldu Zed. Buradaki ultisinin avantajıyla dipnot tutuşturu hala duruyor. Rakan tekrar orta koridora geldi. Rakan'ın bu orta koridora gelişleri gerçekten takımına bayağı bir şey kazandırıyor. Özellikle de Zed'e. Hemen burada koridoru ittirdiler. Üst koridora doğru çıkıyor Yasuo. Bakalım oradan bir şey çıkacak mı? Orada güzel bir hortum kullanımı geldi. Orada Nidalee'yi büyük ihtimal düşürecekler. Aynen öyle oluyor. Talon'a düşüyor. Zed burada bakın plakalara vurmuyor. Bu plakalara vurmamasının sebebi rakip alt koridoru görmüyor. İşte rakip ormancı, orta koridor falan peşinden gelebilir. Bir an önce üste dönmek istiyor. Eşyasını bitmiş. Buradaki plakaya vurmak bayağı bir troll. Zaten alamayacak ki zaten Jhin'le Yuumi de geldi. Bu arada bu Jhin de profesyonel oyuncu, haberiniz olsun. Burada büyük ihtimal birkaç tane daha böyle bilmediğimiz nickli profesyonel oyuncu falan %100 vardır. Zaten Jhin'in farmından, skorundan bunu da anlayabilirsiniz yani. Çok bariz belli oluyor. Jhin hemen bakın koridoru ittirip direkt olarak rakibin ormanına giriyor. Yani sonra da diyorlar ki aa işte koç her gün aynı, işte her maç aynı şeyi anlatıyor falan. Abi adamlar her maç aynı şeyi yapıyor. Sen Faker'a şey diyor mu ya, bu adam hep kuşlara totem atıyor. Sıkıldım artık. Söyleyelim de atmasın yani. O bir dakika. Oo, bayağı hasar çıkarttı orada. Jhin. Aa, Yuumi. Aa. Çok fazla hasar çıktı. Yalnız orada çok iyi dojladı mızrağı Jhin. Sıçrası yok. Orada düşecek büyük ihtimal. Q'da tuttu. Bitkinlik geliyor. Hızlandı orada Jhin ama maalesef orada düşecek gibi duruyor. 750 altın aldı. Yalnız bir şey diyeyim mi? Zed harbiden çok fazla hasar çıkarttı oraya. Şu an Yasuo da üst koridorda Akshan'ı kesmeyi başardı. Onu da bir izleyelim. Tık. Akshan'ı öldürmeyi başarıyor. Zed de burada, yani şu an iki tarafta, iki oyuncu da başka yerlerde başka hareketler yapmış oldu. İki tarafta üste dönecek mi derken burada alt koridora gidecek. Yasuo da üst koridorda. Yalnız ultisi var mı Zed'in? Ultisi yok. Oo, ultisi yoksa maalesef düşecektir. Yalnız Nidalee adamın atlayacağı yere attı ama maalesef orada yeterli olmadı. Kanyon burada maviyi bırakmak, kırmızıyı bırakmak istemiyor ama Talon orada alıyor. Bu arada Yuumi gerçekten tekli dereceli de inanılmaz iğrenç bir şampiyon. Kesinlikle karşısında oynamayı çok bilmiyorsanız banlayın. Yani Yuumi'nin karşısında oynamak ne demek? Panişlemek. Yani onu cezalandırmak. Cezalandıramıyorsanız dünyanın en iyi oyuncusu olsanız da Yuumi'ye karşı yapabileceğiniz şeyler kısıtlanıyor. Yani şu an gördüğünüz gibi Talon'la Yuumi haritada dolaşıyor ve çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Yalnız orada Akshan bayağı bir hasar vurdu. Zed alt koridora gidiyor Malphite'in karşısına. Bu arada şunu söyleyeceğim. Sağ takım full AD. Yani Yuumi evet yetenek hasarı vuruyor. Hani Malphite da biraz vuruyor ama genel olarak full fiziksel hasarlar. O ama sol tarafta tank olmadığı için bu da çok fazla fark etmeyecektir. Onu da söyleyelim. Evet 11. seviye olduğu iki tarafta farmları zaten hani düzelttiler. 135 farm bir Zed var. Bu ne demek? Koridorda ben hep söylüyorum size. Koridorda kaçırdığınız 1-2 milyon 5 milyon çok önemli değil. Tecrübe puanı daha önemli. Belli bir dakikadan sonra o farmı zaten geri alabiliyorsunuz. O yüzden çok dert etmemeniz gerekiyor. Yalnız burada orta koridorda mevzu çıkmış. Rakibi öldürmeyi başardılar. Orta koridor kulesine bir şeyler yapacaklar mı? Talon yanında bekliyor. Ama oradan bir şey çıkmaz gibi duruyor. Hortum niye atmadı lan Yasuo? Şu an takım savaşları nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Yani taraflar nasıl oynayacak? Malphite Yasuo kombosu var sağ takımın. Sol tarafta tank yok. O sıkıntı. Yalnız Akshan'ı orada yakalıyorlar. Yasuo'dan bir ulti geliyor. Direkt olarak Akshan'ı düşürüyorlar. Zed'den Yasuo'ya bir ulti geldi. Orada Yasuo'ya bayağı bir kalkan geldi. Duvarın etrafında oynuyor. Zed içeriye çok iyi girdi. Orada Nidalee skoru almış oldu, Yasuo skorunu. Oğlum bu nasıl bir takım savaşı lan? Spiker gibi oldum yemin ediyorum. Ya sürekli o kadar böyle hani yoktan var edeceklermiş gibi geliyor ki bana şey yapamıyorum. Hani o an ne olacağını tahmin edemediğim için anlatması da zor oluyor. Genelde atıyorum hani anlattığım şeyler genelde tahmin edilebilir şeyler olduğu için daha kolay oldu ama bu maçta biraz gerçekten farklı. Bir de ben çok Zed Yasuo oynayan bir oyuncu da olmadığım için aslında hani dediğim gibi yapılabilecekler genelde şey böyle hani bu adamların yapabilecekleri biraz sınırsız gibi bir şey Zed Yasuo oynarken. Bu arada şunu fark etmişsinizdir. Zed de Yasuo da koridorlarını tamamen bıraktılar. Yan koridorlarda farm yapmaya başlıyorlar. Ve beklediğim eşleşme birazdan geliyor. Yasuo da alt koridora gelecek. Zed de alt koridorda. Umarım üste falan dönmez. Burada bir tur 1v1 atarlar. Harbiden hoşuma gider yani. Açık ve net söyleyeyim. İki tarafında tutuşturuyor. İki tarafın sıçrası yok derken Zed'in varmış. Zed burada koridoru erkenden ittirdiği için orta koridora doğru rotasyonunu yapıyor. Bakalım burada bir şeyler çıkartabilecek mi derken oradan bir şey çıkmıyor. Yasuo da alt koridorda kayacıları çalıyor. Buna yapabileceği bir şey yok. Evet, hemen alt koridora gidiyor. Klasik şu an hani oyunun mekanikleri. Yani bir taraf yan koridoru ittirir, orta koridora gider. Sonra diğeri ittirir, diğeri gider falan filan. Aslında bir taraf çok güçlü olsa diğer tarafa hiç götürtmez. Sürekli koridoru ittirili tutar. O yüzden diğer oyuncu hiçbir şekilde haritadan gidemez. Bu arada burada Z99'un yaptığı bir hani şey var, böyle nasıl diyeyim size. Minyonlar böyle dizildiği zaman W'sunu şu şekilde kullanıyor adam. Tık, bakın tüm minyon dalgasına direkt olarak tek atıyor. Buna giderken de bir tane E patlatacak, onu da alacak. Yani adam tek skilliyle tüm minyon dalgasını direkt tek seferde öldürüyor. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu koridor ittirmek açısından gerçekten önemli. Basite indirgemeyin. Böyle şeyler harbiden çok önemli. Ve burada Zed'in, belki de oyunun Nocturne'e de alınıyordu bu. Bu eşya gerçekten çok bozuk. Şimdi bu eşyanın özelliği ne arkadaşlar? Bir şampiyon senden hasar aldıktan sonraki 3 saniye içinde katledilirse ultinin toplam bekleme süresi 14 saniye yani düşüyor. Zaten ulti 60 saniye. Attın, 10 saniye oyalandın. Hop, ne oldu? 2 tane de asist ya da skor aldın. Zınk, ultin tekrar geliyor gibi bir şey oluyor. Gerçekten çok çok güçlü bir eşya. Özellikle de böyle zırh delme, zırh değişme karakterleri oynarken. Yalnız orada Talon'u gördü Zed. Talon'u kovalayacak mı? Oy, güzel bir hasar çıkarttı ama Talon direkt olarak ultisine basıp oradan çıkıyor. Çünkü çok yapabileceği bir şey yok oraya maalesef ki. Zed yalnız buraya oynamaya devam ediyor. Talon'u oradan kaçırdı. Kırmızı güçlendirme için gelmişler. Kırmızı güçlendirmeyi rakip takıma vermiyorlar. Yalnız burada oy! İşte gördüğünüz gibi Zed'in hasarını. Bak, adam W'yu direkt rakibinin arkasına atıyor. Bakın, inanılmaz fazla hasar çıkartıyor. Bakın, tüm yeteneklerini tutturuyor çünkü. Bakın. Hop, arkaya attı. İnanılmaz bir hasar. Direkt yetenekleri atıp ultiyi kullanıyor. Çok kolay bir skor. Burada Kai'Sa çalıyor ama bu skor Zed'e yazar. İnanılmaz bir combo geldi burada Zed'den. Harbiden ne olduğunu anlamamıştır Yasuo büyük ihtimal. Yalnız burada Jin'i de yakalayacaklar. Hop, orada Jin'i de yakalıyor. Direkt otomatik saldırılarla tık onu da düşürüyor. Onu da Kai'Sa çalıyor. Haydi, onu da Kai'Sa çaldı. Hemen burada alt koridora gidiyor. İşte bak, en sevdiğim şey. Rakip takımı öldürdüler. Rakip takım ölüyken gitti hemen koridor ittiriyor. Burada üste dönen ben çok fazla oyuncu görüyorum. Arkadaşlar böyle durumlarda üste dönülmez. Rakip takımı öldürmüşsündür. Koridorda avantajın vardır ufak da olsa. Buraları ittirirsin. En kötü kuleyi almasan bile, ki alamazsın full can. Buradaki minyonları rakip takıma kaybettirmiş olursunuz. Bunlar önemli hamleler. O yüzden takım savaşı kazandığınızda eğer baron güçlendirmesi vesaire bir şeyler yoksa kesinlikle bu şekilde koridor ittirmeye gidebilirsiniz. Yalnız orta koridorda bir savaş çıkacak gibi duruyor yine. Zed'i gördü rakip takım. Yasuo çok uzak buraya yalnız. Hani burada hasar yok. Sadece Talon var. Ama tabii ki rakip takım bunu bilmediği için rakip takımı korkutuyorlar. Yalnız adam Zed'le wave clear atıyor. Farkında mısınız? Oo, yalnız Malphite orada Zed'e direkt olarak tek atıyor. Yuumi ile beraber. Zed orada düşüyor. Yalnız Yasuo burada Kai'Sa'yı da düşürecek mi derken Rakan çok iyi oynadı orayı. Akshan tarıyor orayı. Akshan triple attı. Yuumi'yi de düşürüyor. Penta mı geliyor? Akshan'dan oraya ultiyi de kullanıyor. Aa, kayıcılara vurdu. Akshan oradan patlangaçtan atlayacak. Talon'u bakalım yakalayabilecek mi? Gül Batur, Şah Batur. Yok, kaçıyor. 4'te 4'e atıyor ve takımındaki herkesi canlandırdığı için Akshan burada kendi takım arkadaşları baron güçlendirmesini alıyor derken Akshan yakalamış Talon'u ama Talon hala kaçmaya devam ediyor. Burada Talon'u kovalamasının nasıl sebebi? Rakibi öldürmek değil, rakibi oyalamak. Çünkü takım arkadaşları gördüğünüz gibi baron güçlendirmesini alıyor. Burada kule altı yapmak sağ takımın bildiğiniz sonu oldu. Yalnız orada Jin'i yakalıyor. Direkt olarak bakalım düşürebilecek mi Jin'i? Hop. Aa, bir Q daha şuradan. Yok, bir şey çıkmadı. Orada yalnız bitkinlik Zed'i ne kadar bozuyor kendiniz gördünüz. Burada da aslında Yasuo'ya bitkinlik alınma olayında söylemiştim. Yani böyle bir olay olmuş oluyor. Gerçekten bitkinlik bayağı bir sıkıntıya sokmuş oluyor. Üst koridorda bir Yasuo vs Zed'imizi izlememiz yok mu tekrardan? Ultisi 25 saniye, sanmıyorum yapacağını. Yalnız hortumu var diye çok gitmiyor. Güzel bir hasar geldi orada Zed'den yine. Hemen üst koridor tarafına gidiyor. Koridorunu ittirecek. Şu an bu arada sağ takımda hani Yasuo çok aktif olamıyor. Cidden hani Rakan inanılmaz iyi oynuyor. Açık ben söyleyeyim. Rakan Yasuo'yu bozan bir şampiyon. Hatta Rakan çoğu içeriye girme yeteneği olan şampiyonları bozan bir şampiyon. Çünkü ultisi falan harbiden kanser. Özel tank değilseniz. Yalnız orada Malphite'dan çok iyi ulti geldi. Direkt olarak Zed Yasuo'yu tekliyor Nidalee ile beraber. Zed orada ulti attı. Direkt flash ulti attı Talon'a. Orada Talon direkt olarak düşüyor yalnız Akshan'a. Burada Zed'in hala ultisi var. Hop orada Jhin'i direkt olarak düşürecek. Oynamaya devam edecek. Son saniyeye kadar oynayacak mı? Biraz daha tanklaması lazımdı bence Zed'in. Yani burada Akshan ölürse Zed'in hatası olmuş olacak ama orada çok fazla can çalma var. Rakan'dan gelen ufak can var. Q tutturduysa Nidalee'nin canı var. Yalnız orada kuleyi tankla Akshan. Güzel. İşte bu adamlar bu oyunu oynuyor abi. Ay düşecek mi orada? Nidalee. Yuumi. Düştü. Yuumi'nin gücünü burada tekrar görmüş olduk. Evet, 2 eşyaya ulaştı Yasuo. Buradan zırh eşyasını almış. Çünkü tek yetenek gücü burada Nidalee aslında bakarsanız. Aslında Kai'Sa'da da var biraz ama buradaki bu ölümün dansı eşyası kötü bir eşya değil. Burada yalnız ejder çıkacak 10 saniye sonra. Buradaki ejderde ne olacak çok merak ediyorum. Yasuo orada Zed'i yakalayabilecek mi? Direkt tek atarlar. Orada Yasuo'yu yakalıyorlar. Yasuo orada düşüyor. Yalnız şu ana kadar takım savaşlarında beklediğimden çok farklı bir şey oluyor. Zed Yasuo'ya göre cidden bence çok daha fazla iş yapıyor. Ama bunun bir sebebi de Rakan aslında. Gerçekten Rakan da iyi oynuyor. Oha! Yuumi'nin hasara bak. Yalnız orada Talon mu girmiş? Kim lan o? Talon. Yat aşağı Talon. Yuumi çok fazla vurdu bu arada. Oha! Bakın ejderi direkt bırakıp önce orta koridoru yitirmeye gidiyorlar. Gayet mantıklı hamle. Çünkü orta koridor ilk kulesi duruyor hala. Bu kuleyi almak isteyeceklerdir. Ama Malphite yanından sağdan soldan bir yerden ulti basacak. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Akshan ilk hedef olması lazım rakip takım için. Çünkü Akshan'ı kesmeyip diğerlerini kesip sonra Akshan herkesi kestiği zaman çok kötü bir durumda buluyorlar kendilerini. O baron güçlendirmesinin alınmasının en büyük sebebi de Akshan aslında. Bence burada kesinlikle Zed üste dönmeyip buradaki orman kamplarını alması gerekiyor. Çünkü Nidalee buradaki orman kamplarına gitmiş. Nidalee buraya tekrar gelene kadar bunlar resetlenirdi. Bence Zed'in kesinlikle buradaki kampları alması gerekiyordu. Çünkü ne baron var ne ejder var. Herhangi bir savaş istenecek bir yer yok. O yüzden kesinlikle o kampları almalıydı diye düşünüyorum. Üste döndükten sonra alıyor. Yani bu da okey, ben almaz diye düşündüm. Orta koridora falan gider diye dedim. Tamam, bu da okey. Çok kötü değil çünkü... Dediğim gibi Nidalee alt koridordaydı. Bunu yapabilir. Yalnız Zed orta koridora doğru koşuyor. Burada yılan dişini de aldı. Yasuo'ya biraz bakalım. Yasuo da bu coşku arkadaşlar ilk eşya aldı bunu. Coşku Yasuo'ya, Yone'ye bunu alıyorlar. Hani kalkan yaydan önce. Oradaki atak speed falan gerçekten lazım oluyor. Saldırı hızı falan. Çoğu Yone Yasuo oyuncusu yapıyor. Duzukil'de de görmüşsünüzdür. Yuumi'nin inanılmaz hasarı. Yine buna şahit olmuş olduk. Yani yetenek gücü şampiyonu yok dedik ama varmış yani. Yalnız burada bakın Rakan ne kadar güzel tuttu Zed'i orada. Ama Talon orada tamamlayıcı güç oluyor. Nidalee burada burayı oynar mı? Yuumi Talon'un içine girerse orası biraz sıkıntı. Jhin ultiyi açmış durumda. Nidalee, Jhin'e Nidalee güzel bir mızrak attı. Orada Yasuo da düşürüyor. Yalnız Z99 burada biraz hata yapmış gibi gözüküyor. Bakalım şimdi bunun sonucu ne olacak? Yasuo orta koridordan devam ediyor. Şu an Yasuo'yu bu arada öldüremez Akshan falan. Yani öldürür mü lan? Bitkinliği var mı? Yok. Bitkinlik yok zaten. Tutuştur var. Öldürebilir Yasuo ya. Ultiyi eğer atarsa öldürür büyük ihtimal. Yalnız Yuumi'ye verdiler mavi güçlendirmeyi. Çünkü Yuumi gerçekten mavi güçlendirmesi varken şu an affetmez. İnanılmaz bir güce kavuşmuş durumda Yuumi. Evet, 3. eşyasını aldı Yasuo. Şu an eşya olarak Zed'le tamamen aynılar. Bakalım şimdi takım savaşları dakikalar geçtikçe harbiden daha da güzel oluyor. Bu arada şu an üst koridor farkı biraz fazla. Malphite böyle hani başka bir şampiyon olsa direkt kaybetmişti sağ takım. Ama Malphite olduğu için farmda ne kadar geri olsa da işini yapıyor her türlü. Az önce mesela Z99'u o şekilde öldürmüş oldular. Evet, baron güçlendirmesi çıkacak. Bu baronla bir şeyler dönecek gibi duruyor. Yani bu baronu direkt olarak salmaz herhangi bir takım. Zed'in 16. seviye olması bence çok önemli. Ama bir yerlerden olmaya çalışıyor ama onun için de zor tabii ki. Yalnız Akshan orada Yasuo'ya güzel bir hasar vurdu. Direkt olarak niye ulti atmadı acaba Malphite Akshan'a? Yalnız Nidalee yakalanmış orada. Kai'Sa'dan güzel bir sıçra. Rakan oraya çok iyi girdi. Rakan onu da şey yapıyor ama burada düşecek mi derken... Orada çok güzel bir şekilde rakip takım onu kaçırıyor. Zed giriyor içeriye. Bitkinliğini aldı rakibin. Yalnız geriye çıkacak. Zed orada Q'sunu da attı. Ama yeterli olmadı hasar konusunda. Oğlum savaşlar çok garip geçiyor. Oo, Akshan içeri girdi yalnız. Kai'Sa'nın Q'su inanılmaz bir hasar vurdu. Orada Kai'sa da Yuumi de düştü. Yuumi'yi düşürmeleri çok önemliydi. Burada Kai'Sa yani biraz Q'su falan harbiden şey olmuş oldu. Bir de Akshan takım savaşında biraz iyi oynadığını düşünüyorum. Kai'sa da Malphite ultisine gayet iyi bir sıçra kullanmış oldu. Zed burada şimdi rakip takıma bakıyor. Hani rakip takımdan birileri gelir mi falan diye. Bence Zed'in şu an üst koridoru ittirmesi lazım. %1 milyon. Niye diye soracak olursanız Malphite'ın ultisi yok, onu öldüremez. Yasuo orta koridorda, Zed üst koridora gidecek. Zaten bu baron güçlendirmesini takım arkadaşı alacak. Zed'in çok fazla hasarı yok. Gördüğünüz gibi şimdi tekrar üst koridora gidiyor. Ama çok önceden gitse çok daha yararlı olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan kayacıları da alırdı mesela. Kayacılar duruyor. Orada baron güçlendirmesine vurmasa da olurdu diye düşünüyorum. Yalnız 16. seviye oldu. Son fısıltısında aldı. Şu an Zed bitkinliği olmadığı bir durumda rakip takımın gerçekten bir kişiyi çok rahat bir şekilde tekleyebilecek bir pozisyonda. Çünkü 16. seviyede oldu. Son fısıltısını almış, alt eşyasını. Bakalım şimdi nasıl bir şey, nasıl bir takım savaşı izleyeceğiz. Ejder çıkıyor 30 saniye. Yalnız bir şey diyeyim mi? Maç efsane keyifli. Cidden iki takım da böyle kazanmak için her şeyini ortaya koyuyor. Böyle maçlar bence hangi eli olursa olsun her zaman keyif veriyor. Kazanmak için uğraşan takımları izlemek her zaman keyifli. Alt koridorda yalnız Akshan Talon'a düşmüş. İşte orada Talon Yuumi farkı. Talon tek başına Akshan'ı öldüremez büyük ihtimal. Orada Rakan direkt olarak ultiyi basıyor ama Talon'a ulti kaçıyor. Yalnız Malphite'ı öldürmek biraz zor olacaktır derken Nidalee ona kolay hasar vurur. Yalnız Zed orada direkt olarak geliyor. Kai'Sa'dan bir ulti hop düşürüyorlar. Yalnız orada Talon'u yakalayabilecekler mi? Yuumi ile beraber Talon'u biraz yakalaması zor arkadaşlar. O Yuumi direkt dışarıya çıktı Talon W'yu yemesin diye. Kovalamacıya bak. Zed bir dakika döndü. Rakan'a döndü bir anda. Yasuo da orta koridordan yetişmiş. Zed alt koridoru ittiriyordu. Zed geriye döndü. Burada bir takım savaşı çıkacak yine. Talon yalnız döndü. Orada Kai'Sa'ya tek gelecek mi? Oy! Kai'Sa'ya tek geldi. Zed orada düşecek mi derken Yasuo güzel bir ulti kullandı. Yalnız Jhin ultiyi kullanmış. Orada son anda Zed'i de düşürüyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Maç yine yani birden döndü gibi bir şey oldu. İşte Yuumi'nin aslında burada Yuumi'nin biraz farkı olmuş oldu. Bu arada Yasuo'ya pozisyon doğmuyor. Onun farkında mısınız? Adam böyle Malphite sürekli böyle tek yakalanıp falan canı azalıyor, bir şeyler oluyor. Zaten adam gidip kendisi bunlara karşı oynayamıyor. Yani oynar ama abi adamlar oynatmıyor. Bak vallahi hani şimdi diyorsunuz ki kendi içinizden bu adamdan daha iyi Yasuo oynuyorum ben. %100 diyenler var. Veya atıyorum bu adamdan şu işte bilmem ne oyuncusu bundan daha iyi oynuyor falan diyenleriniz %100 var. Ben bunları biliyorum ama o iş öyle olmuyor. Bu adamların oynadığı düşün Canyon'a karşı oynuyor adam Yasuo'yu. Yani ne kadar Nidalee oynasa da o adama karşı Yasuo hani öyle yetenek gerektiren şampiyonlar oynamak zor. Yalnız burada Akshan yine trolledi rakip takıma giderek ölmüş. Talon burada Nidalee'yi düşürecek büyük ihtimal. 15. seviye kalmış Canyon. Gerçi Talon da 15. seviye bu kadar çok skor almasına rağmen. Evet bakalım şimdi oyunun ilerleyen dakika bu oyun bir sonraki barona gidecekmiş gibi duruyor. Ya da bir sonraki ejder'e bakalım neler olacak. Rakan burada bir ulti patlatır mı ona? Abi direkt ulti açsana. Bu hasar ne? Zed'den de çok iyi hasar çıktı. Rakan ne yapıyor? Öldü lan Talon. What the fuck? Bir dakika izle. Bak bak bak. Bir canı var. Rakibin. Güzel. Bak. Bir anda tüm hasarını çıkartıyor. Bak. Yarı candan tek attı Talon'a. Zed gitmeden son numarasını yaptı harbiden. Helal olsun yani. Onu da söyleyelim. Yalnız burada maç mı bitecek? Kai'Sa alt koridoru ittiriyor ama Kai'Sa'nın üste dönmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yoksa rakip takım buradan oyunu bitirecek. Evet üste dönüyor. Şu an burada Jhin yalnız o vuruşu Akshan'a bir vursa bayıltır yemin ediyorum. Yalnız Yasuo içeriye girdi. Duvarın arkasına geçti. O hiç mantıklı bir hareket değil derken Kai'Sa'dan çok iyi bir sıçra geldi. Orada yalnız Nidalee'nin zonyası var daha. Nidalee'den son saniye çok iyi bir mızrak. Yalnız orayı Akshan oynar mı? Kai'Sa'dan bir W geldi. O da düştü. Yalnız burada Yuumi'yi de düşürüyorlar. Allah! Bir de herkes doğdu. Yani daha doğrusu Rakan doğdu. Alt koridordan da devam ediyorlar. Bir anda maç mı geldi? Akshan'dan ışından geliyor. Oradaki inhibitörü açacaklar. Orta koridordan da inhibitörü açarlarsa çok büyük bir kazanç yalnız bu. Bakalım şimdi Zed de üst koridora gidiyor. Bu arada Yasuo ebedi kılıcını çok geciktirmedi mi ya? Geçen gün yaptığımız analizde de böyle bir şey görmüştüm ben. Geçenlerde de. Böyle yapıyorlar. Ölümün dansını falan alıyorlar ama ebedi kılıç çok gecikiyor işte. Yalnız alt koridordan bile inhibitör açamadılar arkadaşlar. Yani Dominik'i de bitmiş şu an Zed. Yani Malphite tank mank dinlemez. Haberiniz olsun bu Zed. Ben Talon'un kaç altın kastını merak ediyorum rününden. Bakalım şuna bir hemen 2 dakika. Talon'a bir tıklayabilirsem. Oğlum tıkla lan ha. Oha! 1500 altın kasmış. Yuh! Yalnız burada bir mevzu... Oo, o nasıl bir hasar Yuumi? O ne? O ne? Yalnız Jhin'i yakalamışlar burada. Oy! Kai'Sa'dan güzel bir W geldi. Çok da fazla hasar vurdu. Ama ultisinin menzili yoktu büyük ihtimal. Orada Yasuo'ya direkt bak Malphite Rakan Makan dinlemeden direkt olarak Rakan'a ulti atıyor. Bu önemli bir olay. Yalnız Talon'la Yuumi nerelerden geliyorlar yani. Bu bana neyi hatırlattı? Bu maç ne maçı? Bu Japon temsilcisiyle SKT'nin maçı vardı. SKT Yasuo Talon Yuumi yapmıştı. Hatırlayanlar vardır. O maçın analizini de yapmıştık. Hani o maça benzettim biraz. Talon gerçekten bu maçta Zed'le Yasuo'nun biraz önüne geçmiş durumda. Şimdi full eşya oldu Yasuo. Artık o kronometreyi artık eşyadan sayıyorum ben. Gerçekten önemli bir eşya. Artık Yasuo'da bambaşka bir güçte. Özellikle bitkinlik varken Zed'e bitkinlik geldiği zaman ya da işte o sırada kim içeriye girdiyse ona bitkinlik gelirse Jhin'den çok rahat bir takım savaşı kazanacaklarını düşünüyorum. Nidalee kaç altın kasmış? Nidalee de çok iyi altın kasmış. 1337. Ya bu rünün ne kadar güçlü olduğunu zaten görüyorsunuz. Hop oradan Nidalee'den bir mızrak geldi. Yalnız Malphite'ın üstüne atlıyor adam. Ama orada tabii ki o Queen eşyası gerçekten çok güçlü. Orada Kai'Sa yalnız onu düşürüyor. Yuumi düşecek mi derken Malphite'a son anda atlıyor. Oradan kaçışını gerçekleştiriyor. Ejderden önce bu savaşı kazanmaları onlar için güzel bir hamle. Çünkü rakip takımın 4. ejderi olacaktı. Burada inhibitör kulesini alabilecekler mi? Galiba inhibitörü de aldılar. Rakan'da şu pasif varmış. Tahrip. Oradan inhibitörü de alacaklar gibi duruyor. Aynen de öyle oldu. Şimdi ejdere dönebilirler mi? Ejdere dönmeleri önemli derken Jhin'le Yasuo'yu bitirmek isteyecekler büyük ihtimal. Ama buradan maç biter mi? Ondan emin değilim. Yuumi var. Kai'Sa'ya güzel bir ulti geldi ama orada Zed'den güzel bir ulti geldi Talon'a. Talon düşecek mi derken Talon düşmüyor. Nidalee düşüyor. Düşen isim Nidalee oluyor. Burada oyun bitmiyor tabii ki. Direkt olarak ejdere dönecekler. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bak ciddi söylüyorum. Yani şu an şu adamların hani şu oyunda Akshan oynamak çok zor. Tamam mı? Talon neler yapıyorsun? Zed bayağı bir hasar çıkarttı yalnız oraya. Oy Akshan'dan da güzel bir hasar. Direkt olarak orayı düşürüyorlar. Yuumi de düştü yanda. Şimdi bir anda oyun dönebilir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bak Akshan oynamak çok zor. Bu oyunda Jhin oynamak zor. Karşıda Zed var. Rakan var. Jhin oynamak çok zor. Bu oyunda Zed oynamak, Yasuo oynamak çok zor. Yani bilmiyorum. Malphite oynamak bile zor. Niye? Çünkü fark ettiniz mi bilmiyorum. Kai'Sa her sıçrası varken Kai'Sa'yı ben mesela bilmiyorum. Yani belki profesyonel oyuncudur bilmiyorum ama bakmadım. Kai'Sa her Malphite ultisine flash atıyor. Sıçrasını kullanıyor direkt olarak. Yani gerçekten kaliteli bir maç izliyoruz arkadaşlar. Yalnız Zed orada direkt Yasuo'ya atladı. Duygusal anladı orayı. Ben diyorum size bak duygusal almayın şu maçları diye. Orada sıçrasını bile kullandı. Rakan içeriye doğru giriyor. Ama oradan bir şey çıkmadı. Yalnız maç bitiyor. Aa Rakan öldü. Malphite tank. Malphite çok tank. Direkt düştü. Hiç affı yok. Orada Kai'Sa içeri atlıyor. Zed 2'de ikisini atıp burada maçı kazanıyorlar. Yani Talon Yuumi son anda büyük bir hata yaptı. Harbiden Kai'Sa'da. Farmlara bakın. Herkesin farmı gayet iyi. Malphite hariç. Fena olmayan bir maç. Ben çok keyif aldım açıkçası. Zed'le Yasuo'nun çok analiz gibi olmayacağını söylemiştim zaten. Genel olarak maçı izlemek keyifli olacağını söylemiştim. Çünkü iki tarafa yetişmek gayet bayağı zor. Ayrı ayrı bu iki oyuncunun analizini zaten yapacağım. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Benim tek isteğim bu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.